Manşet'e hoş geldiniz. Türkiye'de yaşanan gelişmelere bakınca şunu gözlemliyorum özellikle son günlerde bir dibe vurma değil de bir çöküş, topyekün bir çöküş. Bunu gözlemliyorum. Bu en son işte KPSS sınavlarının kamu personeli seçme sınavı iptal edilmesi, yeniden soru çalma iddialarının gündeme gelmesi ve o noktada kopan yaygara ÖSYM sisteminin şunun bunun tartışılması. Bir de bilip bilmeden konuşuyor insanlar. Şöyle bir misal vereyim. Yani hayatında KPSS sınavına girmemiş, KPSS sınavına çalışmamış insanlar bu konuda ahkam kesiyorlar. Yani bu sınav nasıldır, tekniği nasıldır, sınava nasıl çalışılır, bunun kursları var galiba, geçmek için ne yapmak gerekir vesaire. Yani her sınav farklıdır. ÖSYM'nin yaptığı her sınav bir aynı olmak durumunda değil. Yani ehliyet sınavı farklıdır. KPSS sınavı farklıdır. Üniversite sınavı farklıdır. Yani her sınavın kendine göre tekniği, kendine göre soruları vardır. Kendine göre de bir çalışma biçimi vardır. Dolayısıyla bu konuda öncelikle eğitimci olmanız lazım. Sınav tekniği hakkında bir fikriniz olması lazım. O sorular nasıl hazırlanıyor? Hangi havuzdan geliyor? Nasıl oluyor? Bir veya iki sorunun, üç sorunun, beş sorunun benzeşmesi normal midir? Ya da anormal midir? bunun anormal olması için kaç sorunun benzeşmesi icap eder? Benzeştiği iddia edilen sorular gerçekten doğru mu? Araştırdın mı? Baktın mı? Karşılaştırdın mı? Gerçekten uzmanlık gerektiren bir konu. Yani mesela ben kendi yaşadığım ülkeden örnek vereyim. Sınav var, sınav var. Mesela bir burada ehliyet sınavına girdim. Ehliyet sınavında o sınavı geçebilmeniz için o sınavı yapan merkezin bir telefon uygulaması vardı. O telefon uygulamasından 400-500 soruya çalıştım. Adeta hatmettim. Sonrasında da işte 50 soruluk o sınava giriyorsunuz yazılı teste. 44'ünü cevaplarsanız geçiyorsunuz. Ee, şeyde, e, şeyde 43'ünü veya 44'ünü cevapladığınızda geçiyorsunuz. Eğer o 400-500 soruya telefon uygulamasındaki 400-500 soruya düzgün çalışır. Acele hatmederseniz ederseniz soruların gelişiyle cevaplarıyla orada da benzer sorular çıkıyor. Hatta bazen aynı sorular, hatta aynı şıklar çıkıyor. Fakat soruya çalışmış olduğunuz, şıkkı bildiğiniz için işaretleyip geçiyorsunuz. Şimdi orada orada zaten hani belli bir soru havuzundan seçip 50 soru soruyorlar size. Soru havuzunda da zaten 500 soru var. Tamam o soru havuzuna çalıştığınızda olay bitiyor. Mesela böyle bir sınav tekniği var. Orada hiç kimse şunu iddia edemez. Ya işte efendim bu sorular biliniyordu. Bu şıklar biliniyordu falan. Sınavın tekniği böyle bir şey. Burada başka işte vatandaşlıkla ilgili, oturumla ilgili farklı sınavlarda da oluyor. Orada da benzer bir durum oluyor. Yani bir kitapçığa çalışarak veya belli sorulara çalışarak o sınavı geçebiliyorsun. Okullara geldiğinizde, okul sınavlarında veya işte üniversite sınavı gibi sınavlarda... Veya KPSS gibi sınavlarda farklı sınavlarda da olabilir farklı teknikler var İşte bilmiyorsunuz bunu yani e, bu konularda vakıf olmak lazım bu konularda bu, bu konularla haşır neşir olmak icap eder. Eskiden e, gazetelerin eğitim muhabirleri vardı eğitim sayfaları vardı şimdi o kaldı mı bilmiyorum ama bunların bakması gerekir yani eğitimciler konuşacak bu konuda bir fikir ileri sürecek soru havuzu nedir sorular nasıl hazırlanır soruların benzeşmesi nedir bir iki sorunun aynı çıkması doğal mıdır değil midir ya da kaç sorunun daha önce bir yani bir test kitapcında veya bir yerde yayınlanmış olması bir şaibe uyandırır falan kimse herkes bilip bilmeden konuşuyor bir de enteresan bir şey var asıl e, genel yani asıl Temel konu gözden e, kaçırılıyor. Ayrıntıda boğulu, boğulunuyor. Yani sınavda e, işte sınavın iptal edilmesi bir sürü insanın umudunun çalınması falan gibi de lanse edilmez mi? Şimdi KPSS ne? Kamu personeli seçme sınavı. Bakıyorsunuz kaç kişi girmiş bu sınava? Bir buçuk ya da bir milyon altı bin kişi. 1.5 veya 1.6 milyon kişi bu sınava giriyor. Devlette çalışmak için. Düşünebiliyor musunuz? Hala hazırda devlette 5 milyon çalışan var. 5 milyon. Bakın ben size örnekleriyle bunu getireyim ve konuşmaya başlayalım bunun üzerinden. Türkiye'de 5 milyon kişi kamuda çalışıyor. Diğer ifadeyle çalışan her 6 kişiden biri devlette istihdam edilmiş durumda. 29 milyon çalışan var. Kabaca söylüyorum 2021 rakamlarıyla. Bu 29 milyon çalışanın 4.8 veya 4.82 bilmiyorum. Yaklaşık 5 milyon diyelim. 5 milyon 5 milyonu kamuda çalışıyor. İşte sözleşmeli çalışan var, belediyede çalışan var, düz memur olarak çalışan var. <laughs> üniversite öğretim görevlisi olarak çalışan var. Şu kamu bankalarında çalışan var falan. İngiltere'de benim yaşadığım İngiltere'de birkaç hafta evvel bir haber okudum BBC'de. İngiltere'nin nüfusu 68 milyon. Kamuda çalışan 475 bin ve bu rakamın son dönemin en yüksek rakamı olduğu ifade ediliyor. İşte pandemi dönemi falan falan derken biraz diyor biraz sayı arttı. Biraz kaçırdık ipin ucunu falan diye düşünüyor hükümet ve bunu 2016 seviyesine düşürecek. Yani 384 bine düşürecek. Tekrar. 360, 68 milyonluk İngiltere'de 384 bine düşürülecek kamu çalışanları şimdi siz kendi çamu, kamu çalışanlarınıza bakın Bir de şöyle bir enteresan bir taraf var yani Türkiye'deki Türkiye'den rakamlarla konuşmaya devam edelim söylediğim rakamlar 2021 rakamları ve kabaca söylüyorum yani tam e, nokta rakamlar değil yaklaşık rakamlar şimdi 29 milyon çalışanın 5 milyonu yaklaşık kamuda çalışıyor ve bu 29 milyon çalışan Geri kalan nüfusa bakıyor. 85-86 milyon nüfusa bakıyor. Ve emeklilere bakıyor. Emekli nüfusuna kadar SSK Bağkur ne bileyim emekli sandığı eski ifadesiyle söylüyorum yeni laflarla değil. O emeklileri topladığınızda 13 milyon yaklaşık emekli var. 13 milyon emekli var. O arada emekliliğe yaşa takılanlar vesaire bunlar çıkarsa bu 13 milyon sayısı biraz daha artacak. Başka korkunç bir rakam daha vereyim size. 27 milyon insan ki özellikle son AKP politikalarıyla bu e, arttı. 27 milyon insan devletten doğrudan yardım alıyor. Buna sivil toplumun, belediyelerin, yerel yönetimlerin falan verdiği yardımlar dahil değil. Direkt devletten yardım alan 27 milyon var. Bu halkın %32'sine tekabül ediyor. %32. Şimdi bir yandan halkın büyük bir bölümü devlete yığılmış durumda. Devlette, devletten ne mal? Bir, bir, yandan emekli var. Devletin işte para ödemek, maaş ödemek durumunda olduğu. Bir yandan devletten yardım Herkes devlete kapılanmış durumda. Ve yine KPSS'de bir buçuk milyon kişi gene devlette çalışmak için üst üste. Şimdi sınav iptal edilmiş, Eylül'de olacakmış filan. Orada değilim ben. Ama mesele yani bu sistem kaldırmaz. Böyle sosyal devlet olmaz. Bir de bunların sağlık ayrıcalıkları şu bu falan var. Sonra da devlet hastanesine gidildiğinde hizmet alamıyoruz. Nerede bu doktor falan diyor insanlar. Ya devlet nasıl çevirsin bunu? Böyle sosyal devlet olmaz, böyle devlet olmaz. Böyle bir devlet sürdürülebilir değil, batar. Ülkede her şey çökmüş, KPSS e soruları tartışılıyor. ÖSYM nasıl bu hale gelmiş filan. Hiç kimse sorgulamıyor. Ya KPSS'yi geçtin. Seni bir kamu kurumunda işe sokacak olan nihai aşama, mülakat aşaması. Yani bir heyetin karşısına çıkıyorsun. KPSS'den 90 bile alsan seni bırakabiliyor. Düşük de alsan seni geçirebiliyor. Tamamen siyasi bağlantılarla veya başka sahiplerle bir torpil mekanizması kurulmuş. O işliyor orada. Yani sıkıntı burada. Diyelim ki KPSS sınavına hakkında geçtin sonra. Evet. Şimdi burada gözlerden kaçırılan bir konu var. Özellikle son dönemde bu doldur boşalt meselesini irdelememiz gerekiyor. Bu soru çalma meselesi ya da Sınav sorularının çalınması meselesi şu anda yürüyen 6 yıldır önüne geleni ezen KHK. KHK'larla işten atılmalar, KHK'larla tasfiyeler ve kadrolaşmanın temel tezi oldu. Ve bu konu hiçbir biçimde delillendirilmediği ve yargılanmadığı gibi içeride de kimse yok. Barış Terkoğlu'nun Cumhuriyet'teki yazısına bakıyorsunuz. Soru çalanlar devleti çalıyor. 4 Ağustos tarihli yazısı. Şimdi bu söylentinin kaynağı ne biliyor musunuz? Barış Terkoğlu yazmış işte onu. Yani şu anda Türkiye mahallelerinde cemaat soru çaldı. Bunlar her yere soru çalarak geldiler. Aman 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 aman. Bir de her lafın başında işte FETÖ döneminde böyleydi. Cemaat döneminde böyleydi. Bir enteresan bir şey. Cemaat 10 yıldır yok Türkiye'de. 10 yıldır yok. Her yerden ayıklandı. Temizlendi tasfiye edildi. Neyse hangi kelimeyi kullanırsanız kullanın. 10 yıl sonra da herhangi bir şey olduğunda otomatikman tabi bu, bunu belli görevliler yapıyorlar. Bunu kafalara çakmak için ama millet de alıştı. İşte FETÖ dönemindeki gibi cemaat dönemindeki filan. Yani cemaate haşhaşi dediler pudra çekenlerin kim olduğunu gördük. Kasetçi dediler cemaatin kasetlerinin ben ortalığa döküldüğünü yarı, yayıldığını Hatırlamıyorum bilmiyorum şeyi söylemeyin yani o yolsuzluk soruşturmalarındaki mahkeme kararıyla dinlemeler falan kastetmiyorum. Şimdi herkes birbirini kasetle şey yapıyor tehdit ediyor. Cemaat gitti hala soru çalınıyor sınav iptal ediliyor bilmem ne kaldı ki böyle bir şey o dönemde de olmamıştı. Şimdi Barış Terkoğlu yazısında diyor ki 5 yıl önce bu işin kaynağına götürüyorum sizi. Barış Terkoğlu yazmış Cumhuriyet'te. 5 yıl önce Polis Akademisi'nde bir çalıştay düzenleniyor. Orada bir polis raporu ee, yeni nesil terör FETÖ'nün analizi diye bir rapor ortaya çıkıyor ve burada şu altını yani sarıyla sarı işaretlediğim bölümler dikkat çekiliyor veya bunlar özellikle göze sokuluyor. 2000 2000 yılı 2013 arasında aklınıza gelebilecek bütün sınavlarda FETÖ kadrolaştı. ÖSYM'nin yaptığı KPSS, ÖSS, ALES, askeri liseler, YDS aklınıza ne gelirse. Altında da diyor ki polis raporu gene. 2000-2016 yılları arasında kamuda istihdam edilen devlet memuru sayısı %50 arttı. Bunun da büyük bir çoğunluğu da cemaatti zaten. O arada belediye sözleşmelilerin yani belediye çalışanlarının memur statüsüne kaydırılması falan hesaba katılmıyor. Esasen o şişmenin bir nedeni o. Neyse oraya girmeyeceğim. Şimdi bu yazıda söylenen şey şu. 5 yıl önce ortaya konulan bir polis raporu diyor ki. Özetini söylüyorum. 2000 yılından bu tarafa. 2000 yılından bu tarafa yani 20-22 yıldır. Bütün sorular, bütün sınav sistemi hallaç pamuğu gibi atıldı, çalındı. Ve cemaat %80 bütün kadroları doldurdu. İşte bundan dolayı. Özellikle 15 Temmuz 2016'dan sonra çıkartılan KYK'larla yapılan tasfiyelere, tasfiyelere kimse sesini çıkartmadı çıkartamadı. Muhalefet dahil. Ve KHK ile işindel olanlar beraat etseler, mesleklerine geri dönme hakkı kazansalar da mesleklerine iade edilmediler. Bir cüzamlı muamelesi gördüler. İşte bu yüzden. Peki soruyorum. Siz 2000 yılından itibaren bütün devleti yani o kadar vahim bir şey ki bu iddia doğru da olsa vahim yanlış da olsa vahim. Yani nasıl bir devletmiş ki 2000 yılından sonra bir cemaat, bir örgüt ne derseniz devlete, devletin bütün sınav sistemini ele geçirmiş, bütün kadrolarını ele geçirmiş. 2000 yılından itibaren 16 yıl boyunca 2000-2016 arasında devlet bırakıp gitsin öyle bir devlet yok o zaman yani. Yani hiç devlet falan deme. TC Türkiye Cumhuriyeti falan deme. Yanlışsa da vahim. Şimdi niye vahim? E bununla iş tuttunuz. Artı bununla ilgili yapılmış bir yargılama yok. Bununla ilgili içeride kimse yok. Ve bununla ilgili devam eden bir soruşturma yok. Bitmiş gitmiş. Sadece bir rapor ve bir algı var. Yani zihinlere yerleştirilmiş bir şey. İşte bunlar soru çaldılar. Kadrola yerleştirdiler. Biz KHK'larla bu kadroları temizliyoruz. Yerlerine de. Yerlerine de kimi koyduklarını görüyorsunuz. Çok enteresan. Yani bugün yani on, on, 15 Temmuz 2016'dan bu tarafa olay nasıl döşenmiş? O, e, nasıl e, bu yolun taşları döşenmiş, rejimin taşları döşenmiş görüyorsunuz. Peki. Bu... ÖSYM koordinatörlüğünde yapılan sınavlar hala ÖSYM koordinatörlüğünde mi yapılıyor? Evet. Soruları hala Meteksan mı basıyor? Evet. Herhangi bir soruşturma var mı? Hayır. Kimi görevden aldınız? Önceki ÖSYM başkanlarını görevden almıştık. Şimdiki ÖSYM başkanını görevden aldık. Sistem aynen devam ediyor. Başka yerde olsa tükürürler sizin yüzünüze. Ayrıca böyle bir durumda derhal yasal takibat yapılmalı, sorumlular ortaya çıkarılmalı ve Milletin hakkını hukukunu çiğniyorsun soru çalarak gasp ediyorsun. En ağır cezalar verilmeli. O cezayı ver bakayım bir daha insan. Onu yapabiliyor mu? Burada alkollü araç kullandığınızda ehliyetiniz gidiyor, bir daha sınava girmeniz gerekiyor ve mahkemeye çıkıyorsunuz. Niye? Bir daha alkollü o direksiyona geçemeyesiniz diye. Canınızı yakıyorlar, bilmem ne kadar da para cezası ödüyorsunuz. Burada vergi kaçırırsanız küçük büyük fark etmiyor. Direkt kodesi boyluyorsunuz. Niye? Hakkıyla ödeyenlere ibret olsun, örnek olsun diye. Kimse yapamasın diye. Senin ülkende ne oluyor? İki senede bir, üç senede bir düzenli vergi barışı oluyor. Evet. Yusuf Ziya Özcan demiş ki ÖSYM Başkanı görevden alınmış. Güzel ama yeterli değil. Yeterli mi? Sineklerle uğraşacağınıza bataklığı kurutun. Eski yok başkanıdır Yusuf Ziya Özcan. Naci Görür, arkadaşlar eğer doğru incelediysem son üniversite sonuçları gösteriyor ki eğitim durumumuz felaket. Depremden daha tehlikeli diyor. Daha ne desin? Kemal Kılıçdaroğlu, KPSS ile ilgili yorum yapmıyorum çünkü sınavın şaibesi bir yana. Mülakatlar zaten şaibeli. Haliyle sonuçlar kesin şaibeli filan diye devam ediyor. Ya yani nihayet doğru bir şey söyledi. Nihayet yani bu konuda. Ya sistem çökmüş zaten diyor. Devlet çökmüş. Yani ben diyor KPSS'nin neresinden tutayım? Bakın e, Yıldırım Kaya CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan ve CHP Ankara İl Başkanlığı üyeleriyle Ad Ankara Adliyesi önünde açıklama yapıyor. Dediği şeye bakın. ÖSYM 432 çalışanın görev yerini bir ay önce neden değiştirdi diye soruyor. ÖSYM 432 çalışanın görev yerini bir ay önce neden değiştirdi? Bu işler böyle. Ama Nesrin Nas artı TV'deki yorumunda taşı gediğine koymuş. Türkiye diyor bir bütün olarak kendi durumunun ne kadar vahim olduğunun farkına varmış gibi görünmüyor. Bu işi diyor artık restorasyon falan çözmez. Restorasyonla falan Türkiye ileri doğru bir adım atamaz. Çok derin bir ameliyat gerekiyor. Katılmamak elde mi? Geçelim enflasyona bakın. Enflasyon 24 yılın zirvelerini yeniledi. Dünya Gazetesi'nden getiriyorum. Bu devletin kendi grafiği. Yani şeyin e, TÜİK'in grafiği. Turuncu üfe yani üretici fiyatları işte mavi turkuaz olan da tüfe tüketici fiyatları. 80'in altında tutmuşlar 79.6 üfeye bakıyorsunuz hiç düşmüyor %144 üfe böyleyken ucuzlama olur mu? O arada en yaptığı açıklamayla da şey enflasyon açıklamasıyla da karşılaştırmış BBC. Makas açılıyor yani en mor renkli olan grafik yukarı doğru çıkarken %180'lere vururken TÜİK özen, özenle 60'larda 70'lerde 80'lerde tutuyor. Bahattin Yücel esprili bir şey yazmış kendi telefonunda galiba enflasyon gölgede 79 güneşte 180 hissedilen 300 gerçekten hissedilen 300 her şey 3'e 4'e katlanmış yahu. Üretici enflasyonu %144 ise fiyatlar düşmeyecek demektir. Peki Cumhurbaşkanı neye dayanarak yılbaşında düşecek diyor? Hazine Maliye Bakanı da yabancı bir bakanla yaptığı muhabbeti anlatıyor. Ben bu enflasyonla sokağa çıkıyorum. Siz yüzde onla çıkamıyorsunuz. İşte böyle de milletle maytap geçiyorlar. Bakın Steve Hanke ekonomist John Hopkins Erdoğan'ın TÜİK'teki emir kulları yıllık enflasyon oranını yüzde 69 olarak ölçtü. Bugün ben Türkiye'nin enflasyonunu resmi verin yaklaşık 1.7 katı şeklinde yüzde 134 olarak hesapladım diyor. Enak ayrı hesaplıyor. Dünyanın bir ucundaki uzman da ayrı hesaplıyor ki Steve Hunkie, uzun zamandan beri Türkiye'nin enflasyonunu alternatif olarak hesaplayan bir uzman. Profesör Şenol, Şenol, Babuşçu banka gruplarına göre bankacılık sektörünün karını değerlendirmiş. En tepede bakın aynı dönemde 2021'in aynı dönemine göre kamu bankaları %831 kar etmiş. Ortalamada bankacılık sektörü %400 kar ediyor. Kamu bankaları %831. Millet inim inim inlerken. Eser Karakaş, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan Merkez Bankacılığı tarihinin en kötü guvernörü diye bahsetmiştim. Hata yaptım çünkü Kavcıoğlu bir şeyi guverne etmiyor ki kendisine guvernör denilsin. Kalite böyle yani. yani kalite yerlerde İngiltere Merkez Bankası son 27 yılın en büyük faiz artırımını yaptı ve resesyon öngördü. Burada büyük devletler %9 İngiltere'de enflasyon bir durgunluk bekleniyor ama bir stagflasyon yani durgunlukla beraber işsizlik beklenmiyor. Fakat Türkiye'de ikisi de birden bekleniyor. Fakat Türkiye'dekiler ne resesyona ne de stagflasyona giriyorlar. Ne de efendim yani durumu yani geleceğe dair doğru dürüst bir öngörüleri var hem yıl sonu enflasyon tahminiyle hem de seneye ocakta şubatta her şey düzelecek tahminiyle. O arada Euro bölgesinde işsizlik en düşük seviyede. Haliyle Euro bölgesinde yakın zamanda bir stagflasyon endişesi yok öyle görülüyor ama resesyon orta yerde duruyor. Türkiye'de bankaların karlılığı mevzuyken Birleşmiş Milletler'in mevzusu da Genel Sekreterin enerji şirketlerinin bu dönemde kar etmesi aylaksızca diyor. İngiltere'de de öyle. İngiltere'de de enerji şirketleri büyük karlar açıkladılar geçtiğimiz ay. Bir yandan enerji faturaları artıyor. İnsanlar sıkıntıda. Artık gazı kısmaya, elektrikte tasarrufa şuna buna gitmeye başlıyorlar. Dar gelirliler bunu da ödeyemez durumdalar. Öbür taraftan da enerji şirketlerin karı dudak uçuklatıyor. Ama bu ülkenin medyası İngiltere'den bahsediyorum. Başta BBC olmak üzere bunu çatır çatır sorguluyor. Nasıl halk inim inim inlerken enerji faturaları ikiye katlanmışken enerji şirketleri kar eder diye yayınlar yapılıyor. Gün aşırı yapılıyor bu. Yaşar Güler'in görev süresi bir sene, bir sene uzatılmış. Yani düşünebiliyor musunuz bir, bir, bir böyle e, batıdan e, daha akla yakın, daha makul olması gerektiği gibi bir şey söylüyorum. Sonra Türkiye'ye döndüğümde durum değişiyor yani. Böyle bir zikzaklar çiziyor gibi bir şey oluyor bugün yayın ama mazur görün. Yaşar Güler 4 yıldır Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'dan devraldı ama görev süresi sırf ona özel çıkartılan bir kararnameyle uzatıldı. Niye? Adam mı yok? Hayır ondan değil. Hulusi Akar'ın harika emirleri de ondan. Hulusi Akar onunla harika çalışıyor. Onun dışında biri genel kurmaya gelsin istemiyor. Çünkü onun üzerinden genel kurmayı idare ediyor. Orkestra şefi Hulusi Akar, Yaşar, Yaşar Güler'in Türkiye'de genel kurmay başkanı kimdir diye sokağa çıkın sorun. 100 kişiden kaçı Yaşar Güler diyecek merak ediyorum. Çoğu Hulusi Akar diyecektir. Niye? İşte bundan dolayı görev süresi uzatılıyor. Daha başka biri gelmesin biz ondan iyi götürüyoruz. Tabi bu bazılarının hoşuna gitmemiş. Ahmet Zeki çok diyor ki hiçbir dönemde olmadığı kadar politize. Evet. 15 Temmuz. Soner Koç başkomiser 2011 şike soruşturması amir olarak Twitter profilinde kendisini tanıtıyor. Ve özellikle şike soruşturmasını can siperhane o gün kendi yürüttüğü amiri olduğu soruşturmayı can siperhane savunan ve karşısına çıkan herkese argümanlarıyla ee, sarsan bir isim. Attığı tweet çok enteresan. 15 Temmuz'dan önce tutuklandım. 15 Temmuz gecesi cezaevindeydim. 15 Temmuz sonrasında Cumhurbaşkanı'na suikastten ayrıca tutuklandım. Tutuklama kararına göre Silivri cezaevinden çıkıp Marmaris'te Cumhurbaşkanı'na suikast girişimine katılıp cezaevine geri dönmüşüm. Ya da 15 Temmuz öncesinde tutuklama için hazırlanan fişleme listelerinden adımı çıkarmayı unutmuşlar diyor. Bütün bu hikayenin özeti esasen. Ne alakası var demeyin. Çok alakası var. Bütün bu an, deminden beri anlattığım dibe vurma değil çöküş hikayesinin özeti bu tweet'te. Nasıl olmasın ki? Son dönemin en konuşulan ismi İnankıraç. Bu fotoğraf birkaç hafta önce İlter Türkmen'in eski dışişleri bakanı cenazesinde çekilmiş. Yani İnankıraç'ın son fotoğraflarından biri. Türkiye'den kaçtığı konuşuluyor. Ben ihtimal vermiyorum. Planlı bir tekne turu olabilir. Çünkü Ağustos ayındayız. Daha önceden planlamıştır, gitmiştir. Gittiği yerde Rodos. Yani dünyanın öbür ucu değil. Ee, Recep Can Polat. Deniz Haber Ajansı'ndan e, Rodos'ta teknesiyle, teknesine tatil yapan İnan Kıraç'ı görüntülemiş. Orada yardım aldığı insanlar vasıtasıyla e, Sırma 3 öğlen saatlerinde Sırma 3 e, teknesinde İnan Kıraç görüntülenmiş. Hemen Marmaris açıklarında e, 12 günlük ihtiyaçlarını karşılayarak Marmaris'ten Rodos'a gelmişler efendim. Pazartesi günü. Evet. Deniz Haber Ajansı kaynakları bu şekilde o tekneyi görüntülemiş. İnan Kıraç iki kez güverteye çıkmış. Ancak karaya ayak basmamış vesaire. Bilgiler böyle. Ama söylediğim gibi bu bilgilerin bir sıradan tatil turu veya mavi tur olduğunu düşünüyorum. Bana bunu hissettiriyor. Bir kaçma gibi bir durum yok. Ama bir hafta 10 gün 12 gün sonra dönmezse ondan sonra bunun esasen bir yurt, dışında, yurt dışına doğru uzama turu olduğunu anlayabiliriz. Şu aşamada çok fazla ihtimal vermiyorum. Sıradan bir insan değil İnan Kıraç. Benzer iddialar hakkında daha önce de dile getirildi. 10 sene 12 sene önce farklı konularda yeri gelirse anlatırım ama bir şey olmadı. sıyrıldı çıktı. Bunu da atlatabileceğini düşünüyor. Bakalım ilerleyen günlerde göreceğiz. Şu ara biraz Levent Göktaş, İnal İnan Kıraç, Sezgin Baran Korkmaz falan hikayeleri biraz gündemin gerisine düşmüş gibi görünüyor ama Eylül'de tekrar ısıtılacak bu dosya. orada Tayvan'a gidelim. Orada sular çok ısındı çünkü. Tayvan hemen Çin'in Çin ile Japonya arasında diyebileceğim bir bölgede bir ada devleti. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ihtilaflı bir bölge. Çin'de komünist devrim olduktan sonra milliyetçiler Tayvan'a gittiler. Orada bir hükümet kurdular veya orada kendileri palazlandılar falan. Neyse. Fakat öteden beri statüsü tartışılıyor. Çin'in Tayvan'la ilgili emelleri var. Tayvan'da kendine göre kısmen bir bağımsızlık, kendi içinde bir özerk bir yönetimle yürüyor. Her neyse. Mühim bir ülke. Dünya çip pazarını yönetiyor en azından. E, ne çok büyük ne de çok küçük bir ada. 35 bin kilometre kare büyüklüğü var. E, yani bizim Kıbrıs'ın altı katı falan öyle söyleyeyim. Amerika Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi Tayvan'a gitti ve ortalık karıştı. Zaten ortalık biraz da karışsın diye belki de gitti. Çünkü orada, orada Çin'le arasında bir sıkıntı vardı. Amerika bu tür konularda inisiyatif alarak biraz daha gerilimi yükseltiyor, tansiyonu yükseltiyor. Nancy Pelosi sıradan bir isim değil. Amerika'nın üç numaralı koltuğunda oturuyor. Bir numaralı koltukta başkan, iki numaralı koltukta yardımcısı. Onlara bir şey olursa ülkenin başkanı kim oluyor? Temsilciler Meclisi Başkanı oluyor. Orada Nancy Pelosi önümüzdeki aylarda yapılacak Temsilciler Meclisi Başkanlığı seçiminde seçimlerinde Demokratların üstünlüğü kaybetmesiyle Başkanlıktan olacak gibi görülüyor. Ondan önce yani Başkanlık gitmeden bu seyahati yapayım demiş de olabilir. Orada bir fikri takip de var. Ee, uzun yıllar önce Tiananmen Meydanındaki hareketlilikte de gene Nancy Pelosi e, tavır almış bölgeye gitmiş temaslarda bulunmuş bir isim sıradan ilgisiz bir isim değil. Onu da belirtelim. Kim ne kadar çip üretiyor? Tayvan %63'ünü karşılıyor. Dünya çip üretiminin Güney Kore, Çin, İsrail, ABD esamesi bile okunmuyor. Dolayısıyla dünyada çip üretiminin 3'te 2'si Tayvan'dan o açıdan önemli bir ülke. Zaten Tayvan'ın bütün ticareti ihracata dönük ve bu ihracatta elektronik, yarı iletken, çip falan bunun üzerine dönen bir ticaret. O konuda tekel diyebiliriz. Evet. Carlos Latuff çizmiş Nancy Pelosi'yi canlı bomba olarak çizmiş, paraşütle. Hey Tayvan, I'm coming diyor ve işte e, ne bileyim Tayvan üzerinde patlayan bir bomba gibi bir durum var. Biraz da böyle oldu yani bunu kabul etmek lazım. Bitirmeye yakın. E, Zeynep Gürcanlı gazeteci paylaşmış. Paşaport almış efendim. Paşaportta e, Türkiye Cumhuriyeti Republic of Turkey olarak yazıyormuş. Diyor ki haklı olarak. Yani siz her yerden Birleşmiş Milletler'den ne bileyim e, NATO zirvesinden filan bile Türkiye'yi Türkiye, yi, Türkiye yi yaptınız. Paşaportta ne ayak? Doğru soru. Orada muhalefetin adayını beğenmeyen muhalif seçmenler seçimde nasıl davranacak diye sormuş metropol araştırma. Muhalefetin adayı kim olursa olsun oy veririm diyen yüzde 58 ama onun dışındaki yüzde 42 bakarım diyor. Evet. O açıdan da muhalefetin işi şansa bırakmaması icap ediyor diyor Özer Sencar. Son tweetimiz avukat Cemil Çiçek'ten gelsin. Ülkenin hali pürmelali. Geçtiğimiz hafta atılan bir polis memurunun ihraç gerekçesi. FETÖ'den yargılanan üniversite arkadaşı tarafından 2010 yılında bir kez aranmak. Bu kriterler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki vekillere uygulansa bir tane vekil kalmaz. İnsanların ekmeğiyle oynuyorsunuz demiş. Durum bu. Soner Koç'un tweet'ini hatırlayın. Bunu hatırlayın. Ne geliyorsa işte bundan oluyor. Ne oluyorsa bundan oluyor. Ne geliyorsa milletin ülkenin başına bundan oluyor. Diyeceksiniz ki ne alakası var? Çok alakası var. O açıdan gidişat iyi değil. <laughs> dünya literatürüne geçecek bir çöküş öngörülüyor. Bunu ben öngörmüyorum. Özellikle bu kış için mumlarınızı hazırlayın, gıda stokunuzu yapın uyarıları var. Gene bunu bu uyarıyı ben yapıyor diyelim. Ee, dibe vurmak değil, dibin dibini görmek değil, büyük bir çöküşten bahsediliyor efendim. Bu hayırlı mıdır değil midir bunu da zaman gösterecek. Bütün bu manzara deminden beri anlattıklarım zaten onun işaret fişekleri. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla hoşçakalın.